Şimdi gelelim e, şey sorununa, e, seçim e, güvenliği sorununa. Bu da bence önemli bir sorun. Seçim güvenliği tabii öncelikle biz birey olarak bizim bir güvenliğimiz var. Güvenlik almak zorundayız. O da şu bunun arkasında mühür olup olmadığına bakacağız. Ardından da tabii sandıklar daha doğrusu saat 17'den sonra oy verme işlemi bittikten sonra acaba sandık sayımlarında bir sıkıntı olur mu olmaz mı? İşte burada da devlet... Açıklamasını yaptı. Hükümet açıklamasını yaptı. Her türlü dedi biz e, sandık açıklamasını veya sandık güvenliği önlemini aldık. Hükümetin alması beni ilgilendirmiyor. Çünkü hükümetin e, aslında devletin partileştiği için veya parti devleti olduğu için e, devlete çok fazla güvenmiyorum. Kurumlarına güvenmiyorum. Kurullarına güvenmiyorum. Açık açık da söylüyorum bunu. Çünkü o hale getirdiniz. Devleti o hale getirdiniz. Partileştirdiniz ya. İşte bunun en açık örneği TRT'de olduğu gibi. TRT böylese diğerleri de zaten böyle. E, yüksek seçim kuruna güveniyor muyum? Hayır ona da güvenmiyorum. Ahmet Bey'e de yani o ekibe de güvenmiyorum. Ama ben kendime güveniyorum ve insanlar kendine güvensin. Bu çok çok önemli bence. E, burada ee, tabii muhalefet nasıl önlem alacak yani Millet İttifakı, Ata İttifakı ne bileyim Emek Özgürlük İttifakı diğer bireysel olarak giren e, tek olarak giren siyasi partiler nasıl önlem alacak bunlar çok önemli. Millet İttifakı her türlü önlemi aldığını söyledi dün bir buçuk yıldır Kemal Kılıçdaroğlu sandık güvenliği için çalışıldığını söyledi sandıkların hepsinde şu anda e, notlar aldım e, bütün bütün sandıklarda zannedersem e, şeyler olacak. Ee, muhalefet partilerinin müşahitleri olacak. Her okulda bir avukat olacakmış. Ee, yine gördüğümüz Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Marmara ee, dört parti ee, diğerleri biliyorsunuz Millet İttifakı'nın e, ortağı olan. Demokrat Parti, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi kendi logoları altında girmiyorlar. CHP logosu altında giriyorlar. Ve işte bu dört parti de CHP ve İyi Parti'ye müşahitlerini vermiş. Onlar da CHP ve İyi Parti listelerinde müşahit olarak görünüyor. Ve bütün sandıklara, denilen o bütün sandıklara atama yapılmış şu anda. Ee, yani aşağı yukarı 190 küsür bin sandıktan bahsediyoruz. Ee, her okulda da bir avukat olacakmış. Zaten baroları biliyorsunuz. Barolar her ilde İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve diğer bütün illerde organize olmuş durumdalar ve ee, ve bütün barolarda sandıklara müşahit olarak avukat da gönderecekler. E, bu da sağlanmış durumda. Oy ve ötesi, oy ve ötesi de ee, şey yapıyor bir sivil toplum kuruluşu olarak sandıklarda müşahit belirlemeye devam ediyor. Birçok yerde yapılanmasını bitirdi ama buradan da söylüyorum. Kırklareli, Kars, Erzurum, Gümüşhane ve Ar Ardahan 1, 2, 3, 4, 5 ilde personele ihtiyaç var. O iller Kırklareli, Kars, Erzurum, Gümüşhane ve Ardahan eğer oy ve ötesiyle çalışmak istiyorsanız oyveötesi.com diye adresleri var gidip e, görev alabilirsiniz Kırklareli'nde e, Kars'ta Erzurum'da Gümüşhane'de ve Ardahan'da evet arkadaş ben olmak istiyorum diyenler varsa görev almak istiyorum diyenler varsa sizler görev alabilirsiniz e, yurt dışı sandıklarda da tabii o sandıklar e, e, o sandıklarda AK Parti MHP ve CHP olacak. Müşahitler olarak, gözlemci olarak YSK kendince tabii bir takım önlemler almıştır ama dediğim gibi YSK'ya da çok tereddütlü yaklaşıyorum. Burada muhalefet partilerinin gözlemcilerine çok iş düşüyor. Hiçbir oy ziyan olmasın. Hiçbir oy ziyanı olmasın, hiçbir oyunda hakkı yenmesin. Çünkü insanlar da gidip oylarını verecekler. Sandık görevlisi e, olmak istiyoruz. Nasıl başvurabilirsiniz? Siyasi partilere üye olabilirsiniz veya siyasi partiler üye değil de başvurabilirsiniz. E, ne bileyim oy ve ötesi gibi sivil toplum kuruluşlarına e, e, üye olabilirsiniz. Deprem bölgelerinde durum nasıl demiş? Deprem bölgelerinde Hatay'da 1 milyon seçmenin sandığa gideceği söyleniyor. Hatay'da. Bir milyon seçmenin sandığa gideceği söyleniyor. Oraya siyasi partiler e, şey götürecek otobüslerle veya uçaklarla. Eğer hala da kaydı oradaysa Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da, e, ne bileyim e, Adıyaman'da, Hatay'da, e, oralardaysa ve ilçelerinde ise kayıtları oralara e, insanları taşıyacaklar. Bunun açıklamasını da yaptılar. Ha kayıtlarını aldılarsa. E, göç ettikleri şehre oylarını da o göç ettikleri şehirde kullanacaklar ama Hatay'da 1 milyondan fazla kişinin sandığa gideceği söyleniyor 1 milyon 62 bin kişinin sandığa gideceği söyleniyor Bence bu da önemli bir sayı diye düşünüyorum siyasi partiler özellikle muhalefet partileri e, bunun ulaşım sorununun e, çözmekle yükümlü ve e, bu yükümlülüğü de yerine getireceklerdir diye düşünüyorum askıda bilet uygulaması var askıda bilet.com Oraya bağış yapabilirsiniz. İki butonu var onun. Ya bağış yapabilirsiniz ya da bilet istiyorum diyebilirsiniz. Bağış yapanların bağışlarından bilet isteyenlerin biletleri satın alınıyor. Aynı askıda ekmek gibi, askıda fatura uygulaması gibi. Yani her türlü adımı atıyorlar. İnternetin iyi olması gerekiyor. Altyapının iyi olması gerekiyor. Fiber yapısının alt iyi olması gerekiyor. Ne bileyim trafoların iyi korunması gerekiyor. Bak. Bunlar geyik olarak söylemiyorum sizi. Her şey başımıza gelebilir. Ee, ve her şeyi yaşayabiliriz. Her türlü kaosa hazırlık olma hazırlıklı olmak gerekiyor. Kötü bir tablo çizmiyorum. Gidişata göre belirlenecek. Daha doğrusu iktidarın gidişatına göre orada birçok şey şekillenecek 14 Mayıs günü. Ben onun için diyorum ki e, her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor o akşam YSK'ya da o yüzden sesleniyorum arkadaş. Şu arkada Mühür yoksa ne yapacaksın, buna ne karar vereceksin diye bu soruyu sormamdaki sebep de kaostan, en azından kaosun birinden e, kurtulmak için ama maalesef cevap veren bir YSK yok. Tereddütlü yaklaştığım, soru işaretleriyle yaklaştığım, bağımsızlığını sorguladığım ve tarafsızlığını sorguladığım bir e, YSK var. Onun da e, bir kez daha hatırlatayım sizlere.